seri gözyaşı kanal tıkanıklığı için yapılan cerrahi işleme verilen isimdir. Açılım olarak dacryocystorhinostomy yani gözyaşı kesesinin burnu azlaştırılması işlemidir. Ama bu işlemi yapılma nedenleri tabii önemli. Göz yaşımız normalde göz yaşı bezinden salınmakta, göz yüzeyine gelmekte, göz yüzeyinde birçok işlevi yerine getirip göz yüzeyinin beslenmesini kayganlığını, net bir düzgün bir optik görme görüntü sağladıktan sonra, bu sıvının göz yüzeyindeki işlevi bittikten sonra bir yerden e, bu boşaltılması direne olması gerekmektedir. İşte bu drenaj kanalları e, gözümüzün iç kısmında burunla birleşik kısımda bulunan gözyaşı e, drenaj sistemi olarak bilinmektedir. Bu sistem aslında bir borucuk sistemidir. Küçük e, borucukların oluşturduğu bir sistemdir ve bu borucuklardan gözyaşımız e, bu oluşan gözyaşımız buradan buruna doğru akmaktadır. eee aslında ağladığımızda ya da gözümüz yaşardığında burnumuzun akmasının nedeni fazla olan gözyaşı sıvımızın e, buruna e, boşalmasıyla e, normal fizyolojik bir durumdur. E, bazı nedenlerden dolayı gözyaşı sistemi de bu borucuk sisteminde tıkanıklıklar olabilmektedir. Göz Gözyaşının direni olduğu bu borucuk sisteminde oluşan tıkanıklıklar sonucu gözyaşımız dışarı doğru akmaktadır ve bu hastalarda en önemli şikayet göz yaşarması şikayetidir. Çoğu zaman hasta kitap okurken, bir şeye bakarken, dışarıda dolaşırken gözyaşı dışarı doğru göz pınarından aşağı doğru akmaktadır. E, göz yaşı e, kanal tıkanıklığı dediğimiz durumun olma nedenlerinin başında doğumsal nedenler gelmektedir. Yani doğuştan itibaren olabilmektedir ya da sonradan olabilmektedir. Doğuştan olan göz yaşı kanal tıkanıklığında anneler, aileler bebeklerini göz yaşı dışarı akıyor, göz yaşının burunla birleştiği kısımda kabarıklık e, oluşumu şekli gibi şikayetlerle bizlere getirmektedirler. Bu hastalarda bu bebeklik çağında yeni doğan döneminde yapılacak en uygun tedavi masaj tedavisidir. Ben burada masaj tedavisini göstermek istiyorum. Çünkü bu masaj tedavisi uygulandığı takdirde bebeklerin %90'ında gözyaşı kanalı açılabilmektedir. Masaj şu şekilde uygulanmaktadır. Gözyaşı kesesinin bulunduğu kısım bu bölgedir. Gözyaşı e, göz, gözün iç kısmında iç kantüs dediğimiz kısma baş parmağımızla Hafif bir masa bası uyguluyoruz. Bu bası 5 saniye kadar tutup kaldırıyoruz. Ailelerin bebekleri bu masajı günde en az 3 ya da 4 kez 10 defa yapmalarını önermekteyiz. Masaj yapıldığı takdirde özellikle bebeklerde ki gözyaşı kanal tıkanıklığının en önemli nedeni gözyaşının burnuna açıldığı en son kanalın en son kısmında ince bir zar oluşumu nedeniyle olmaktadır. Buzarın e, bu, bu e, yaptığımız masaj sayesinde göz yaşı sıvısının aşağı doğru bir basınç uygulayarak bu zarın açılımını sağlaması amaçlanmaktadır. Masajın düzgün bir şekilde yapıldığı durumlarda %90 çocukta 1 yaşına kadar gözyaşı kanalı açılabilmektedir. o e, ailelerin bu konuda e, hassas e, davranmaları e, çocuğun e, göz yaşi kanalının açılma başarısını arttırmaktadır. Bunun dışında enfeksiyon var ise ki göz yaşı kanal tıkanıklığı olduğu zaman bebeklerde ve erişkinlerde bu kanalın içerisinde sıvı birikimi enfeksiyonlara meylinin artmasına neden olmaktadır. Enfeksiyon olduğunda göz yaşı kesesinin olduğu bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı, göz yüzeyinde kızarıklık olabilmektedir ve yoğun bu bölgeden sekresyon veya çapaklanma dediğimiz enfekte sekresyonu göz kesesinin olduğu alanda birikimi ve göz kenarından dışarı doğru akımı görülebilmektedir. Bu durumda antibiyotik damla ve gerekirse sistemik antibiyotik tedavilerinin uygulanması gerekmektedir. Çocuklardaki e, göz yaşi kanal tıkanıklığını bir yaşına kadar masaj genel olarak 90 masaj uygulayarak çözebiliyoruz. Ama bir yaşına kadar e, masaj ile çözülemeyen çocuklarda e, basamak basamak e, cerrahi işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Başlangıçta çok az hasarlı küçük cerrahi işlemlerle kanalın açılması işlemleri uygulanmakta. Eğer kanal bu işlemlerle açılmazsa açık cerrahi ameliyat işlemlerine kadar cerrahi işlemler uygulanabilmektedir çocuklarda. Erişkinlerde ise gözyaşı kanal tıkanıklığı genel olarak bir enfeksiyona çoğu zaman sekonder olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanalda oluşan kanal tıkanıklığı en çok göz gözyaşının biriktiği kese kısmının burunla ağızlaştığı kısımdaki kanal kısmında olan tıkanıklıklar %90 karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında kanalın baş kısmında ve son kısmında veya diğer kanalın diğer borucuk kısımlarının farklı alanlarında da tıkanıklıklar olabilmektedir. E, erişkinlerde gözleşi kesesinde de iltihaplar olabilmektedir. Biz buna dakriosistit diyoruz. Dakriosistit akut bir tablo var ise kese bölgesinde kızarıklık şişlik, ağrı, pürülan bir akıntının dışarı doğru direne olması şeklinde şikayetlerle gelebilmektedir erişkinler bunların acil olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Şayet acil olarak tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon gözün arkasında hatta hayati tehlike oluşturacak kadar beyine kadar gidebilen enfeksiyon tabloları oluşturabilme durumu vardır. Bu yüzden bir an önce tedavilerinin akut enfeksiyon tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Enfeksiyon olmadığı takdirde göz yaşı var ise, göz yaşı kanal tıkanıklığı var ise e, ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyat değişik şekillerde uygulanabilir. E, en e, çok uygulanan cerrahi yöntem dışarıdan burun kenarından yaklaşık 8-10 milimlik bir kesi yapılarak göz yaşı kesesi buruna yeni bir kanal ile ağızlaştırma işlemidir. Biz buna dakrositorinostomi ameliyatı diyoruz. Burun içerisinden endoskopik yolla da yapılabilmektedir. Burada endoskopik cerrahi deneyimi fazla olan hekimler tarafından uygulanması başarı şansını arttırmaktadır. Ama yine bunun dışında lazer yöntemiyle de, lazerle uygulanarak da dakrositorinostomi dediğimiz gözyaşı kesesinin buruna az, cerrahi işlemi uygulanabilmektedir. Ama en başarılı ameliyat yöntemi eksternal dediğimiz dışarıdan kesi yapılarak uygulanan cerrahi yöntemdir. Başarı olarak sınıf, sınıf, cerrahi başarı sınıf, sınıflaması bir sıralama yapacak olursak birinci basamakta eksternal olarak cerrahi kesi yapılarak işlem, ikinci olarak endoskopik işlemin başarısı %70-80'lerdedir. 3. Üçüncü olarak yapılacak lazer işlemin başarısı ise yıllara göre düşmektedir. %30-40 oranında bir başarı e, oranı bulunmaktadır. A hastaların buna göre bilinçli olarak e, cerrahi plan hastalara anlatılarak cerrahi planlamanın yapılması e, uygun olacaktır.